Yıl 1071. Ağustos'un 26'sı. Günlerden Cuma. Malazgirt Ovası binlerce Türk askeri için kutsal bir topraktır artık. Onlara ebedi yurtlarının kapısını açacak sultanın arkasında saf tutup namaz kılmış, zafer için Allah'a dua etmişlerdir. Sultansa o an derin düşüncelere dalmış, namazdan sonra ettiği dua da aklına gelmiştir. Ya Rabbi, seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım, niyetim halistir, bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret. Sultan Alparslan kılıcını kınından çıkarıp havaya kaldırır. Gür sesiyle tarihe geçecek o ünlü konuşmasını yapar. Burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader onun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte savaşmakta veya savaşmamak için uzaklaşmakta serbestsiniz. Selçuklu Devleti'nin sadık ve cesur askerleri, sultanlarına olan sonsuz sadakatlerini hep bir ağızdan haykırırlar. Sultan Alparslan, Allah için savaşa başlamadan önce sözlerine şöyle devam eder. Ey askerlerim! Eğer şehit olursam bu beyaz elbise benim kefenim olsun. Zaferi kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır. Ve sultan korkusuzca atını ileriye, düşmanın kalbine doğru sürer. Zafer Sultan Alparslan ve Selçuklularındır. Devlet ve millet olarak şimdi vefa zamanıdır. Tarihi mekanlar ve şehitlikler toplumda tarih ve kültür bilincinin oluşmasına büyük katkı sağlamaktadır. İlk tarihi milli park olarak 1973 yılında kurulan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, günümüzde Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı adı altında ziyaretçi akınına uğramaktadır. Başkomutan Meydan Muharebesi, Nene Hatun, Sakarya Meydan Muharebesi, Kop Dağı Müdafası tarihi milli parklarımızla Sarıkamış Allahu Ekber Dağları Milli Parkımız, tarihimizin şanlı zaferlerine şahitlik yapmaktadır. Her biri unutulmaz kahramanlık destanlarına şahit olmuş bu topraklarda yükselen tarihi milli parklar arasına şimdi bir yenisi daha eklendi. Malazgirt Zaferi'nin tarihe altın harflerle geçtiği alan 17 Mart 2018 tarihinde Tarihi Milli Park ilan edildi. Sultan Alparslan ve Malazgirt şehitlerine vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, içerisinde açık hava müzesi, Sultan Alparslan makamı, Sultan Alparslan namazgahı, tören meydanı, cami ve sosyal alanlar barındıracak. Ayrıca Milli Park içerisinde yer alacak olan 1071 Malazgirt Panorama Müzesi ise meydan muharebesini gerçekçi bir deneyimle yaşatacak. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, 1989 yılında ziyaretçilere açılan Malazgirt Zafer Anıtı'nın tanıtılmasını da sağlayacaktır. 42 metre yüksekliğinde ve 17 metre enindeki bu anıt, aralarında boşluk olan iki sütundan oluşmaktadır. Sütunlar arasındaki boşluk, Türklerin Anadolu'ya geçiş kapısını, sütunlarsa Anadolu'nun anahtarlarını temsil etmektedir. Devletimiz Malazgirt Zaferi şehitlerini de unutmayarak her yıl Sultan Alparslan'ın 27 Nisan 1063 tarihinde tahta çıkış yıl dönümü 15-21 Nisan tarihleri arasını Malazgirt Haftası olarak kutlama kararı aldı. Bundan tam 946 yıl önce mübarek bir cuma günü Sultan Alparslan Malazgirt'te kazandığı zaferle Anadolu'yu bizlerin ebedi yurdu yapacak
adımı atmıştı. Bir elinde al bayrağı, diğer elinde yeşil sancağıyla Anadolu'ya Malazgirt'ten girip Avrupa'nın ortalarına kadar şanla, şerefle, zaferle yürüyen ecdadımızla iftar ediyoruz. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden Kurtuluş Savaşı'na şehit ve gazilerimize minnet ve şükran borcumuz var. Onlar meçhul asker değil, adını peygamberinden alan Mehmetçiklerdir. Onlar zaferler tarihimize altın harflerle geçen sayısız destanların unutulmaz kahramanlarıdır. Belde-i Tayyip'e olan İstanbul'u fethederek peygamberimizin övgüsüne mazhar oldular. Çanakkale'yi geçilmez kılarak Düveli Muazzama'yı dize getirdiler. Viyana'da başlayan çekilmeyi 238 yıl sonra Sakarya Meydan Muharebesi ile durdurdular. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Afyonkarahisar'da "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emriyle düşmanı İzmir'de denize dökerek Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunu gerçekleştirdiler. Onlar için ne yapsak az. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.